Hepimiz aynı dönemin arkadaşlıklarında değiliz. Bizler evet. e, çok farklı dönemlerin arkadaşlıkları. Klaf Arkadaşlar Klaf Baboli ve Fule ablanın Baboli ile ben Noobstar'da tanıştım. Fule ile ben aslında ya, biz aslında Fuleyla'da yeni tanışıyoruz. en eski tanışan benim abim mesela. Evet, Fule ile biz tanışan Ondan sonra. Hatta evet lan. Biz Gikas öğrenci eviyle. Aynen bizim Ahmet'le en eski şu anda. Holmes mesela başka bir dava. Holmes'le ben. Abi beni nasıl buldun? Seni görmek seni, zor olmadı. Çaycı'yla nasıl tanıştın? Çaycı. Abi İbrahim abiyle nasıl tanıştın? İbrahim amcayla nasıl tanıştın diye. Valla İbrahim gönül taşta. <laughs> <işte> yayınlara geliyordu. <gülüyor> <gülüyor> Doğdum işte. Oğlum bir gün gözümü bir açtım. <laughs> Oğlum, adam bana <gülüyor> <gülüyor> bakıyor. Biri bana bakıyor. <laughs> adam bana bakıyor. <laughs> <laughs> bir de kalabalık. Şöyle bir şey var arkadaşlar, biz şimdi hepimiz aynı dönemin arkadaşlıklarında değiliz. Bizler evet. e, çok farklı dönemlerin arkadaşlıklarıyız. Mesela Rane, Sting e, ve sayabileceğim 10-15 kişi, 13-14 yıldır benim yanımda olan insanlar. Ta Night of Swan zamandan, Warband'den. O on, düşün, Mert 12 yaşında, 13 yaşındaydı. Kadircan, ya Okan gelip beni şu an trolleyen Okan, 4 yaşındaydı oğlum. Ondan sonra ben yayıncılığa başladığım zaman Beskoklar, Kordiler, klaflar ee, can ciğerim oldu. Ta ben 3 izlenirken ilk izleyicilerimdi. Onlarla çok değişik bir bağımız ve özümüz oluştu. Ondan sonra bir de bunun arkasında Grep de gerçi o zamanlardan ta. Yani farklı dönemlerde bir araya gelmiş bir grup söz konusu. İşte sonra 8 Born dönemi oldu. E, biraz Oradan daha öncesi var. Oldu. Mesela Sayın'a 8 Born'dan arkadaşım yok ama Sayın'a benim çok eski izleyicim. Sayın tamam, benim eski evet, abonelerimden mesela. 5 yıldır chatte mesela. Ama biz kordilerle böyle sıkı fıkıyken Sayın'a bu ortamda değildi. O bir şekilde sızdı bir yerden amına koyayım. Onu ben de bilmiyorum. Yani Aynen abi. tam sızdı. Bak. Sızdı ya. Bir gün bir baktık Sayın'a bizim grupta chat şeyde odada bizle muhabbet ediyor. Dedik, abi onu oturdum I... düşündüm. Şeyde <laughs> oldu o mevzu. <laughs> Nasıl ben gün. buraya? <laughs> sızdım ben içeriye. <laughs> evet ondan sonra 8 oldu. 8 ayrı dostluklar oluştu. İşte Hatta Eightborn'da önce Warp zamanında oluştu, oluşan mevzular var. E tabi bu kadar kişi farklı dönemlerde bir araya geldiği zaman ortada birleştirici unsur ben olduğum için teoride birbiriyle anlaşamayan insanlar oluyor. Yani olmama şansı yok. Tartışmalar oluyor, kavgalar oluyor, küslükler oluyor. Ben ne bile oluyor. Ben ne bile küsenler oluyor. Ben birilerine küsüyorum, trip atıyorum ya da set çekiyorum. Ama işte o güzel yönetildiği için ortam Herkes de saf sevgiyi barındırdığı için onlar toparlanıyor. Bunlar işin özü diyorum ya doğal hali. Anladım. Çok teşekkür ederim cevaplarınız için. Rica ederim. Bir, birkaç mesaj okudum. Onlar da işin özü arkadaşlar. Onlar da olacak. Arkadaşlıklar böyledir. Olur. Arada mesela hayal ediyorum ben Kordi ile kafese girdim falan. Hoşuma of, gidiyor. Of, çok, Ama... çok hoş. <laughs> Oğlum şimdi Gerçekten takarım şimdi. seni. Ya, günün sonunda herkes birbirine bir şekilde tahammül etmek zorunda. Herkes e, kişilere ait olan farklı davranışları, sıkıntıları örtbas etmek zorunda. Örtbastan kastımı anlayın. İyi niyetle söylüyorum bunu. Kabullenme, fedakarlık bunlar olmadan zaten bir ortam oluşturamıyorsunuz. Kimse kusursuz değil. Ben de değilim. Buradaki adamlar da değil. E, sadece kusurların oranları var. O kusur oranları çok böyle çerçevenin dışına çıkmadığı müddetçe her şey toparlanabiliyor. O açtığı zaman sıkıntı oluyor. Zaten ayrılıyorsun. Klaf. Arkadaşlar Klaf daha geçen gün bizdeydi daha bakayım Klaf Kayseri'ye döndü. Ee, orada kendine bir iş kurdu. Orada çabalıyor şu an e, kardeşimiz. Masa firması kurdu ya. onlar. Oyuncu gamer masası yapıyorlar. Bir yatırım yapmışlar. Ya var bana kurdular işte gelip bir tane. Güzel Allah yollarını açık etsin. Tabii zorlu bir süreç. Ticaret zordur. Eleki tecrübesizce girilmiş ticaretler. Her zaman böyle tokat ata ata yürütür adamı. Masa Nasıl yani abi? Öyle <laughs> e, öyledir oğlum. Yani ben de tekstile başladığım zaman ki elimde babamın tecrübeleri vardı. Ondan fikir alabiliyordum. Ama benim vizyonum farklıydı. Babam yapmadı diye her şeyi yaptım ben. Düşe kalka öğrendim. Yani <laughs> yapılması gerekenleri ya gerekmeyenleri tokat yiye yiye, para kaybede kaybede öğrendik. Yani olur bu. da ya arkadaşın falan böyle bir kardeşin <laughs> tekstile girse <laughs> Sen de atar mısın hiçbir bir fikir? <laughs> Atmam. Attım bu <laughs> koyayım. Yazdım 50 tane şeyi. Tamam okudum hepsini. Onu ayrı konuşuruz. Var bizim de bir tekstil planımız var. 3 senedir de daha yapamadık. Birisi <laughs> artık gelsin şuraya. Atlayın. Ben yapacağım görürsün. <laughs> Baboli ve Fulya ablayla Baboli ile ben Noobstar'da tanıştım. Baboli Noobstar'da ee, bak Baboli de bayağı eski aslında baktığında. Yani ben yani zaten... sene falan mı? Evet konuştum. yani 7. ayımda Mune yayıncılıkta Noobs'lara katıldım. Babo ile de orada tanıştık. Bayağı da samimi olduk orada. Birbirimizi kolladık falan böyle. Onun arkadaşlığımız öyle oluştu. Fulya Reis'i roleplay'den aldık. Evet Fulya'yı RP'den tanıştık. RP ortamından. Fulele ben aslında Yok, biz aslında yeni tanışıyoruz. en eski tanışan benim abi mesela. Evet, Fulele'yle en eski tanışan. Fulundar. Fulundar. O yok sen Ahmet önceki. Gezmiş Ahmet Ahmet. Ondan sonra hatta evet lan biz Gikas öğrenci evi ile Warp'ta oynarken deli bal olarak evet. zaten oluşturduk. Ama deli bal oynarken Ahmet Gezmiş de vardı şopar olarak bizim tam ekipten değildi ama çok birlikte yol, yol yapıy rol yapıyorduk. Ama Ahmet biraz daha hassas bir adam. Böyle hani çok gözükmek istemeyen rol çalmak istemeyen hani yamyamlık yapmak istemediği için hep böyle mesafeyi koruyordu. Ee, öyle samimi olduk onunla da. Benim da çok garip bir şeyim var. Ekipten önce tanışıyoruz abi. Aynen bizim Ahmet'le en eski şu anda. Oo. Çok bak, karışık gel bizim. Bak çok karışık bir şey anladın değil mi? Ben Ahmet'le roleplay'de tekrar tanıştım. Ama onun öncesinde bizim haram, Aram tayfası vardı. Lol Aram. Biz evet. Lol Aram'da birlikte oynuyorduk. Ama yakın değildik. Roleplay'de bu Ahmet o Ahmet mi falan derken adamla tekrar tanıştım. Evet. Güzelmiş o da. Yani millet birbiriyle garip bir şekilde paralelden tanışıklıkları falan oluyor. Holmes mesela başka bir dava. Holmes'le ben ta ilk yayıncılığa başladığım dönem tanıştım mesela. Yani Mumble Bros vardı o zaman işte. Onlarla bir tanışıklığımız oldu. Hatta Holmes'ün... Bir dakika dur bakayım. Doğru ben o dönemler hiçbir şey bilmiyorum Twitch hakkında. Hep Holmes'e falan da soruyordum. Hani oğlum şu ödeme işlemleri nasıl yapılıyor? IBAN'ı nereye tanımlıyoruz? Falan diye ona falan soruyordum. Daha partnerliğim bile yoktu. İlk hostu Holmes attı. Yani Holmes birine host attı. O da kapatıyor bir şeyle bana host attı. İlk 300 kişilik hostu böyle almıştım. Yok 600 müydü 300 müydü? Zaten hostu attılar 5 kişi kaldı. Abi. <laughs> Değişik ya yani. Abi beni nasıl buldun? Seni görmek bir zor e, olmadı. İpuçlarını takip ettik. <laughs> <laughs> İpuçları takip ettik. Bir ipucu vardı. Böyle yola uzun bir yoldu. Ganalı ilk RP yapıyordu bir yerde böyle baktım komiser miydin belediye başkanı mıydın bir şeydin lan belediye başkanı belediye, Aa, başkanı. belediye başkanı belediye baktım <laughs> o, o, yalnız öyle olmaz bunu buradan alın falan <laughs> ulan dedim yerim lan ben bunu adama bak dedim çok sevdim orada öyle bir iki defa muhabbet geyik laflaş dalaş bir şeyler oldu böyle bir baktım şaka bir yana Tukan abiyle Discord'da konuşuyoruz wow Yo şey. Harçtız lan biz. Ya bu arada bir şey söyleyeceğim. Ahmet gezmiş bana abi diyor tamam mı? Ahmet sen kaç yaşındasın? 30. <laughs> aramızda 4 yaş var. Adam bana abi diyor. Bildim Leli abi diyor tamam mı? Ondan sonra Gökay kaç yaşındasın? 29. Bak o da otuz yani, otuz 31 yaşında yalan söyleyeyim. <laughs> ben 93'lüyüm nasıl 31 ama? Nasıl diyor bak saygıdan ya saygı değil yani bilmiyorum o niye abi diyor ama belki öyle bir kalıplaşmış bir şey var yani Tuğkan abi hani abi işte. Yok hani gerçekten böyle hani yaş farkın olur arada hani 4 yaş 5 yaş vardır kimisine abi deme gelmez içinden ama kimisi harbi sana abilik etmiştir elinden tutmuştur o adam abi demek gelir ya içinden benim sana abi dememin sebebi bu aslında. Eyvallah kardeşim. Holmes diye abi demiyor lan. Dövüyorum. <gülüyor> 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 bir de Gors geliyor fulye fulye abla diyeceğine fulye Dayan diyor ya. ya. Ya tam toksik ya. Abi. <laughs> Eyvallah Miko'cum. Ne demek abi? Sarı abi. Mesela Miko'yla da ya bizim çok değişik ya. İşte garip garip farklı farklı hikayeler yani hani. Ambita. Ha Musa sen de oynardın Ambita'da. da. oynuyor muydun lan? Oğlum Ambita vardı ya. İlk, Sam ilk, ilk Samsun'cumuz değil de. En böyle aslan gibi piyasaya giriş yapıp bir ay sonra Amerika'ya gittiğim sonra <laughs> yönetim ekime kalmıştı. dağılmıştı <laughs> sonra. Ben Çaycı ile nasıl tanıştın? Çaycı Çaycı da çaycı sızdı chat'te sen instagram'ız story atıyordun. Çaycı sızmadı da. bu arada. Çaycının girişi de güzel bir hikaye evet, var. Evet, güzel hikayesi var onda. Bilebileceğiniz bir şey değil. Çaycının He. bizim aramızda bir mevzu var. Ama yayında anlatabileceğim bir mevzu He, da, güzel bir hikaye var. Anladım ben. Da... Evet, Be, sen biliyor olabilirsin bu arada. Ben biliyorum, ben biliyorum. Çaycının olayı şöyle. Arkadaşlar çaycı bir yayıncı için bulunmaz int kumaşı. <laughs> Bunu ilk başta bu Robot şekilde ya. yorumlayacağım. Daha sonrasında hani karakter sevme ve insan olarak sevme konusunda başkalaşıyordurum. Ama ilk başta Çaycı bizim için bir robottu. Bot da adam Yani. <laughs> ya enteresan bir adam yani. Hani bir şey... şey ya. Ha. Ha? Ne? Gerçek olamayacak bir şey dedim. Ha evet evet. Şimdi şunu fark ettim ben bir noktada. Hep gözüm çaycı çaycı görüyor ama off stream'de de görüyor. Online'da da yayında da görüyor. Başka bizim ekipten birileri yayındayken orada da görüyorum. Görüyorum, görüyorum. Artık gözüm çaycıyı arar oldu tamam mı? Hani kesin buradadır lan dediğim zaman tak çaycı yazıyor falan. Allah Allah. Öyle öyle gide gide dedim ki yani ne iş bu? Nightbot mu bottan daha çok mesajı koyayım yani böyle bir şey mümkün mü? Öyle benim gözümde o bir şekillendi başta. Dedim ki çaycı ne iş? Sonra bir gün çıkardım modluk verdim oğlum işte. Abi İbrahim abiyle nasıl tanıştın? İbrahim amcayla nasıl tanıştın diye. Vallahi İbrahim Gönül Taş'ta. geliyordu. <laughs> Doğdum işte. Oğlum bir gün gözümü bir açtım. adam bana bakıyor. Biri bana bakıyor. adam bana bakıyor. El kol yaptım dedim hayırdır. <gülüyor> 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 babam beni düşür... Yok babam... Babam ablamı düşürdü ya. Kucağında, göğsünde yatarken, uyutmaya çalışırken Tuğçe'yi babam uyuyakalıyor. <laughs> Tuğçe yerde... <laughs> Hiçbir şey olmamış gibi geri alıp tekrar uyutmuş. <laughs> Yok ya onun anısı farklı bir şeydi. Bir gün babam anlasın. Çok korktuğu bir şey o. Steve'le anlar ya. bildiğiniz şeyleri sormayın ya. Bizim ekip öyle işte. Karman çorba Oradan, buradan derken kaynaştık öyle devam ediyoruz elimizden geldiği kadar işte